avukatlarının eşlerinin de dahil edildiğini açıkladı. Eşim şehir hastanesi çocuk ameliyathanesinde çalışıyordu. Ben de dün bakanımızın açıklamasını duyunca hemen randevumu aldım, geldim. Şu an aşım olmuş bulunuyorum ilk dozunu. Teşekkür ediyorum her şey için. Umarım herkese yetecek kadar aşı gelir ve herkes aşılanır. Sağlık çalışanları salgında en ön cephede. Eşleri de koronavirüsle mücadelede yoğun mesaide onların en yakın destekçisi. Sağlık kuruluşlarından randevularını alan sağlık çalışanlarının eşleri aşılarını olmaya başladı. Eşim sağlık çalışanı, şehir hastanelerinde çalışmaktadır kendisi. Onun vasıtasıyla aşı sıramız gelmemesine rağmen bugün aşımızı olduk Allah'ın izniyle. Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Toplam yapılan aşı dozu 25.462.000'i geçti. 14.760.000 kişiye ilk doz, 10.702.000 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı. Evet, yeni bir aşamaya geçildi. Aşılamada sağlık çalışanlarının eşleri de artık aşı olabilecekler. Tabii bu süreç daha da hızlandıkça daha çok korunacağız. Hocamız dedi ki 50 milyon, Kemalettin Aydın hocamız bizlerle birlikte 50 milyon kişi değil mi? Evet. İkinci dozunu olduğunda daha rahat nefes alacak. Ne zaman olur aşılamada? Yani Türkiye buraya size göre baktığınızda tahminen ne zaman ulaşabilir 50 milyon doz? Ben güz başında yerli ve milli aşının kendi aşımızı kullanacağımız zaman dilimine ulaştığımızda 50 milyonu aşılamış olacağımızı düşünüyorum. Peki o zaman yüz yüze eğitim olabilir mi sizce? Ben güzün yüz yüze eğitimin çok rahatlıkla olacağını düşünüyorum. Yani yeni eğitim döneminde inşallah bir sıkıntı olmasın. Peki bir diğer konu da toplumsal olaylar. Şimdi mesela futbol seviyoruz, siz de takip ediyorsunuz. Ve hani şampiyonluk ihtimali 3 büyük kulüp işte şampiyonluk potasında. Kalabalıklar bir araya geliyor. Bunun tehlikesi var mı? Mesela bazı kulüplerimiz diyor ki son maç, şampiyonluk maçı, taraftarımız cezayı göze alsın gelsin diyenler de var ama bunun tehlikesi nedir? Elbette salgını tetikleyici bir faktördür. Orada 30-40 bin kişiyi gelişi gidişi derken tetikleyici bir faktördür. Evet, kurallara uymamanın cezasını ödeyebilirler. Bir maddi karşılığıyla çözebilirler sorunu. Ama salgın yayıldığında ülkenin başına getirdiği sorunu herhangi bir maddiyatta çözemediğimizi görüyoruz. Zaten bu işin başladığı zannedersem İtalya'daydı. Bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi. İspanya'nın bir maçı. Evet. Önce İtalya'ya maça özgürce geldiler. Bologna galiba veya İtalya. Sonra İspanya'ya döndüler ve İspanya'da da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm şenlikleri serbest olunca İspanya ve İtalya onun bedelini ödedi. Çok önemli. Bu ilk hani İtalya'nın, İspanya'nın hani yatak bulunamadığı dönemde bir futbol mücadelesinden kaynaklanıyor. Bir diğer konu da şu. İlacı var, tedavisi var. Komşum hafif atlatmış diyenler de var. Acaba bu koronavirüse yakalananların gelecekte ne beklediğini biliyor muyuz veya tam net mi bu konu? Başka bir tehlikeyle karşı karşıya kalma ihtimalleri var mı? Evet, yani bunu literatür artık hemen hemen yarısı bunların üzerine dönmeye başladı. Long Covid dediğimiz uzun dönem Covid. Çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Sadece gencim, dinamiğim, atlattım değil. İleriki yıllarda kalbe ait, böbreğe ait, karaciğere ya da damarın olduğu tüm organlara ait ortaya çıkacak sorunlar temelinde bugünkü geçirmiş olacağı COVID olabilir. Bugün artık polikliniklerimizde sisli beyinden tutun tat duyusunun geri gelme işine, bir kısım kronik semptomlara, ağrıydı, hareket kısıtlığı, akciğerde kapasite azlığı, onlarca kişi şu anda akciğer rehabilitasyonu alıyorlar, yani nefes kapasitesini artırmak için. Öyle olunca sadece geçiririz, bir de aşı yerine antikorumuz da oluşur demek doğru değil. Belki de bir 5 yıl, bir 7 yıl sonra bir kısım neyle hastalıklarla karşılaştığımızda 2020-2021'de COVID geçirmiş miydin gibi bir soru soracağız anemnezde. Peki buna benzer bir hastalık var mı? Yani şu hastalığı daha önce çocukken geçirdin mi diye sorulan bir şey var mı? Kızamık böyledir mesela, geçirirsiniz 10-12 yıl sonra beyine ait problemleri çıkar. Böyle bir şeydir. Yani bunu onun için de aşısı benimsin. Çok kıymetlidir. Yoksa herkesi bırakalım, kızamık geçirdi dersiniz. Ama geçirdikten sonra 10-12 yıl sonra beyine ait ciddi problemleri, tedavi zorlukları olan. Bilimsel sizin söylediğinizin dayanan bir ispatı da var. İlla öyle olacak değil ama COVID geçirenlerin de yarın bir gün neyle karşılaşacağını şu anda bilmiyoruz. Tabii mesela hepatit B, hepatit C böyledir. Virüs hastalıklarıdır. Karaciğer hastalığı olursunuz, akut dönemde geçer. Ama bu önemli bir oranda kronikleşir. İleride karaciğer kanserine, siroza döner.
Biraz son günlerde biraz hafife alıyoruz. Hani vaka azalıyor diye ama bu söyledikleriniz önemli. Siz hani hep ümit var bir insansınız ama bu uyarının da altını çizmek lazım. Yani Covid'i geçireyim. Evet, antikor oluşsun. Herkes hafif geçiriyor zaten. Ölenler işte yaşlılar değil. Değil. Ama yarın bir gün atlatsanız bile tabii ne olacağı belli olmaz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gidelim. Çünkü orada 18 yaş altındakilerin aşılama süreci de başladı. Ama bu da bir yandan sevindirici bir yandan da üzücü. Bazı ülkeler bir doz aşıyı bulamıyor. Amerika Birleşik Devletleri 18 yaş altına aşılıyor. Tuna Şanlı var. Bizleri bekliyor arkadaşımız. Hemen ona dönelim Tuna. Amerika Birleşik Devletleri aşılamada yeni bir sürece geçti. Maalesef aşı adaletsizliğinin bir sembolü. Evet, gönül ister ki bütün ülkeler 18 yaş altındakileri aşılasın ama neler aktarabilirsin Washington'dan bizlere? Cengiz Han, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ve Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 12-15 yaş aralığındaki kişilerin aşılanabileceğine dair bir karar almıştı birkaç gün önce. Ve bu yayından önce öğrendiğim kadarıyla 7 eyaletteki bazı şehirlerde aşılama bugün itibariyle başladı. 3 eyalette de randevular alınıyor bu yaş aralığında, 12-15 yaş aralığındaki kişiler için. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde onların da nüfustaki yoğunluğu bir hayli fazla. Ve özellikle salgının başından bu yana ısrarla söylenen bir şey var uzmanlar tarafından. Gençlerin bu hastalığı ve bu virüsü yayma oranı daha yüksek. Bu hastalıktan, özellikle yeni varyantlarından etkilenen gençlerin sayısı da fazla dünya çapında. İşte buna bir önlem olarak da Amerikalı yetkili makamlar bu kararı almıştı. 7 eyalette aşılama başlandı. 12-15 yaş aralığına 3 eyalette randevular alınıyor. Bu arada ülkede aşılama hızı yavaşladı. Son derece hızlı bir şekilde ilerliyordu biliyorsunuz son 3 aydır. Ama şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusun %35'i tam aşılandı. %48'i ise en az bir doz aşıyı vuruldu. Ve şu anda artık aşı olmaktan imtina edenleri ikna etmeye çalışıyor ülke. Şimdi bir anket yapıldı geçtiğimiz günlerde. Washington Post'un ve ABC'nin ortak anketi, yani güvenilir kaynakların anketi bu. Buna göre şu ana kadar aşı vurulmayanlar içinde %34'ü kesinlikle aşı vurdurmayacağını söyledi. %11'i ise kesin aşılanacağını söyledi. Kesin olarak aşı vurduracağını ifade etti. Bu ikisinin dışında kalan dilimse birkaç ay içerisinde kararını vereceğini söyledi. Şimdi bu oranlara baktığımız zaman, bunları genel ülke ortalamasına vurduğumuz zaman bu %34 kesin aşılanmayacağım diyen oran ülke nüfusunda da %20 civarında bir noktaya geliyor. Ve şu anda özellikle muhafazakar kesimden oluşan bu kişileri ikna çabaları, muhafazakar kesimin temsilcisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin siyasetçileri tarafından sürdürülüyor Cengiz Han. Biliyorsun Texas, Florida gibi eyaletler başta olmak üzere ülkenin orta kesiminde, yani Cumhuriyetçi eyaletlerin yönetiminde, Cumhuriyetçi valilerin yönetimde olduğu eyaletlerde maske ve aşıya karşı bir direniş var. İşte bu direnişi kırmaya çalışıyor ülke ki toplum bağışıklığına hemen ulaşabilsin. Aksi takdirde yaz aylarında ulaşılması beklenen toplum bağışıklığının birkaç ay daha ötelenebileceği konuşuluyor. Aşılama hızının bu kadar yüksek olması tabii vaka ve can kaybında da azalmaya yol açtı. Yani az önce belirttiğim gibi son bir haftadır bir azalma var aşılama hızında ama genel hatlarıyla son 3 aydır çok hızlı ilerleyen bir süreçti. Ve bu da vaka ve can kaybında azalmaya yol açtı. Son bir haftanın ortalaması günlük 35 bin vaka, 620 de can kaybı olarak açıklandı. Bu biliyorsun birkaç ay önceki rakamların oldukça altında. Bu yüzden de az önce bahsettiğim aşıya direnen kişileri ikna ederek bir an evvel toplum bağışıklığına ulaşmaya çalışıyor ülke Cengiz Han. Evet, Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden aktardı. Durum böyle. 18 yaş altındakilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı oluyor. Önce Kemalettin Hocam'a şu aşı adaletsizliğini sorayım. Ne olacak hocam? Yani bu aşı adaletsizliği pandemiyi dünyada kaldırır mı? Böyle devam ederse pandemi dünyada devam eder. Eğer virüs vazgeçmediği sürece hem aşı adaletsizliği içerisindeyiz hem de bir diğer taraftan patent tartışmaları meselesi içerisindeyiz. Dünyada bugün 100'e yakın ve belki de daha fazla ülke hala aşıya ulaşmadı derken bir kısım ülkede normalleşiyor. Bu güce gider yani. Bir ülke hiç aşıya ulaşmamışken bir ülke sporunu, bütün aktivitesini yaparsa. Bir diğer taraftan da bu aşı patent meselesi. Bugün pandemi
dünyada bütün ülkeleri etkiler, insanlığı etkilemişken patent meselesinde böyle patentimi veririm vermem tartışmaları da çok doğru değil. Belki orada şöyle yapılabilir, yani pandemi dünyayı bu kadar tehdit ederken patent açılabilir ama bir kural konulabilir. Pandemi bittikten sonra ticari olarak eczanelerde satış süresinde yine üretici firmanın üretimiyle olabilir. Bunu dünya çözmek zorunda. Şöyle maalesef bir eleştiri var ona da ama biz hani patenti açık olan da var. Hani çok zor değil ama üretimde sıkıntı var şeklinde eleştiriler de var. Bu hani patent konusuna ona ne dersiniz? Yani şimdi dünya şöyle, kapasitesi yeterli mi bu kadar aşı üretmeye? Şimdi bugünkü kapasiteyle şöyle çok basit bir hesap yapacak olursak dünyada toplumsal immünizasyonu sağlamamız mümkün değil. Ne demek dünyadaki toplumsal immünizasyon? %70 diyoruz. Hani Türkiye için dediğimiz ama bunu dünya için de dememiz lazım. 7,5 milyar insanın %70'i 5 milyar insan demek. 5 milyar insana 2 doz, 10 milyar aşı demek. Aşı kapasitesi 2 milyar doz yıllık dünyada. Demek ki dünyanın bugünkü kapasitesiyle kendisini toplumsal bağışıklığa götürme şansı yok. O zaman bunu nasıl Türkiye'de şimdi hem Sinovac hem Sputnik üretilecek, Avrupa'da üretiliyor. Diğer ülkelerde de gidilip patentini vermeseniz de o ülkelerde üretim kapasitenizi artırmanız gerekiyor. Mevcut 4 ülkede üretilen kapasiteyle dünyayı toplumsal immünizasyona taşımamız mümkün görünmüyor. Bu 2 milyar dediğiniz bütün aşılar için mi? Bütün aşılar. Eyvah eyvah, üzücü. Peki biz çocukları ne zaman aşılarız? Yani Türkiye'de çocuklar için durum nedir? Şimdi Türkiye'de dünyada 12 yaş ve bazı çalışmalar da başladı, devam ediyor. Faz 1, faz 2 çalışmaları birkaç aşıda devam ediyor erken dönem. Türkiye'de hızlı bir şekilde bu çalışmalara katılmalı. Hızlı bir şekilde kendisinde de nasıl başta Çin ve BioNTech aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmaları vardı. Türkiye'de o çalışmaları yapmalı ve okul dönemine ulaştığı bir dönemde çocuklar grubunda da bugünden bağlantıları yapmamız size gerekiyor. Size şunu sorabilir miyim? Siz enfeksiyon hastalıkları uzmanısınız. Koronavirüsü biz bilmiyorduk. Hani koronavirüsü daha önce duyduk ama Covid-19'u bilmiyorduk. Evet. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Bizim ülkemiz için başka tehlikeler var mı? Buna benzer enfeksiyon hastalıkları olsun veya salgın durumu veya bir başka durum. Hani bir salgın oluşturabilecek bir tehlike var mı? Bizim bundan sonra dikkat edeceğimiz. Salgın değil de Türkiye'nin problemlerinden birisi yaklaşık 20 yıla yakındır. Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz özellikle Batı Karadeniz'den başlayıp Kelkit Havzası boyunca Karadeniz'de sonra da diğer illerde olan yine o da bir virüs keneğinin ısırmasıyla bulaşıp kanamalı ağız, diş ve diğer bütün vücut kanamalarıyla kaybettiğimiz hatta Türkiye'nin %4'tür ortalaması %30 ölümlerin olduğu ülkeler vardır. Öyle olunca da bu mevsimde özellikle Mayıs'la beraber kırsal alanda, çayırda, çimde hayvanların üzerinden kenenin ısırmasıyla insanlara bulaşır. O nedenle de özellikle biraz önce söylediğim Kuzey Türkiye'nin içerisindeki insanların bu kene açısından dikkat etmeleri gerekiyor. Bundan daha öldürücü. Bunu bir tekrar etmemiz lazım. Böyle bitirelim. Yani kimler risk altında hocam? Yani kene ısırdı bizi veya işte ısırır mı? Nerede bulunur bu tarz kene? Her kenede bu virüs var mı? Hayır, 750 civarında kene vardır. Bunların 30 tipinde virüs vardır ama o hangi tipinde olduğunu bilemeyiz. Kene doğada hayvanlardan kan emerek beslenir, sonra doğada olur. Nereyi bulursa oradan beslenir. Bize de özellikle çıplak ayakta ya da paçalarımızdan doğayla beraber olduğumuz zaman ya da hayvanlar beraber olduğumuzda gelir. Bir yerden ısırır bizi, bir hortumu vardır. Kan emerken de kendi virüsünü verir. Böyle bir tabloda da kırdan döndüğümüz zaman özellikle ebeveynler, anne babalara, siz de hafta sonunda çocuklar dönüşte ebeveynler çocukları banyoda bütün kasık bölgeleri, koltuk altları, saç araları da dahil olmak üzere kene konusunda bir taramaları gerekir. Tamam. Bu uyarınız önemli. Bunu bundan sonra da işleyelim hocam. Çünkü biz veriyoruz ama. Yaz dönemi Türkiye'nin problemidir. Peki Profesör Doktor Kemalettin Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Katkı verdiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar.